Merhaba arkadaşlar, bugün şeye gittik, Washington DC'de National Air and Space Museum'a gittik. Yani Uluslararası Hava ve Uzay Müzesi'ne gittik. Orada bir Amerikan arkadaşımızın bize önerdiğine göre bir şey aldık. Size göstereyim. Bu, yani dondurulmuş kuru çilek. Aslında dondurma tarzı bir şey ama galiba bu yolda patlamış. Evet, patlamış. Bunu yiyeceğim. Yani tadına bakacağım. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Şöyle göstereyim. Ve yani bunu neden videosunu çekiyorum? Çünkü bunu astronotlar, yani böyle bu paketlerde astronotlar uzaya gittiğinde, işte Mars'a, Ay'a, artık nereye gidiyorlarsa veya uzay yolculuklarında bu tarz kuru yiyecekler, bu tarz kuru dondurmalar, meyveler yiyorlarmış besin almak için. Ciddi anlamda, hani böyle işte milletin dikkatini çeksin diye değil. Gerçekten bunu yapıyorlar millet. Yani astronotlar bunu yiyormuş. 5 oz, yani 14 gram boyutunda. Ben bunu 6 dolara aldım. Tax yoktu, yani vergi yoktu. Ben bunu 6 dolara aldım. Şimdi hep beraber açıp ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Eğer zaten saçma sapan bir şey değilse bunu YouTube'a atarım. Normalde böyle şeyleri YouTube'a atmıyorum. Yemekle falan, biliyorsunuz. Kanalıma koymuyorum. Fakat bayağı dikkatimi çekti. Yani bir havacı mühendis, astronotlar ne yapar? Kimsenin bilgisi yok. Astronotlar bunları yiyormuş. Bakalım ne yiyorlarmış. Tekrar yakından göstermek istersem çilekli bir astronot kıyafeti. Burada işte ne kadar gram olduğu yazıyor. Burada işte diyor ki işte dondurulmuş kuru yenilmeye hazır çilek. Burada işte besin oranları var. Toplamdaki karbonhidrat 13 gram. İşte birkaç vitamin değerleri var ve toplamda bu paketin içinde 1 gram protein varmış, 6 gram da şeker. Bunu astronotlar yiyince ne oluyor bir fikrim yok. Büyük ihtimal ağızlarını tatlandırmak için. İşte burada da diyor ki astronot food. Odaklamıyor. Burada da diyor ki astronot food, enjoy your stories just as the astronauts do. İşte astronotların yaptığı gibi işte çileğini yiyerek eğlen diyor. Buradan açıyoruz. Evet, açtım galiba. Ve şimdi buraya dökeceğim. Bu bildiğimiz tozmuş ya. Değilmiş. Evet, ben bunu biraz parçaladığım için şöyle göstereyim. Bildiğimiz çilek dilimleri çıktı. Yani çilek parçacıkları çıktı. Ve ciddi anlamda çok hafif. Zaten paketin 14 gram olduğunu size söyledim. Bu tarz bir şey çıktı. Şimdi tadına bakacağım. Hatta evdeki Zafer ve Damra'nın da tadına bakmasını sağlayacağım. Hoşlarına gidecek mi bakalım. Gerçekten astronotlar ne yiyormuş? Gerçekten bunu yemeye değer miymiş, yani merak ediyorum. Şimdi paketi açtık. Gördüğünüz gibi. Bildiğimiz çilek. Ama biraz garip kokuyor. Bayağı garip kokuyor. Şuradan başlayacağım. Tozlu olduğu için boğazıma kaçtı. Bildiğimiz çilek, ekşi tadı var. Hatta o çileğin üstündeki dişlerime yapıştı. O çileğin üstündeki çekirdekleri var ya, benek. Onlar bile duruyor. Tadı ekşi ve garip. Ama uzay yolculuğu yapıyorsanız, orada canınız sıkıldığında bunları yeme fırsatı bulup saçma saçma eğlenebilirsiniz. Eğer gerçekten astronotlar bunu yapıyorsa, ki üstünde Space firması tarafından sertifika edildiğini gösteriliyor ve Made in USA, işte zaten Amerika'da üretilmiş. SpaceConnection.org sitesinde bulabileceğinizi düşünüyorum ve www.astronautfood.com sitesinde bulursunuz büyük ihtimal. Dediğim gibi 6 dolardı. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çilek çıkmış. Tanesini 1 dolara aldık. Bayağı saçma oldu. Böyle mısır gevreklerini içinde marka vermek istemiyorum. Mısır gevreklerinin içinde şey oluyor. Meyve kuruları oluyor. Onun gibi. Bayağı hafif yani. Şöyle gösterirsem. Bayağı tahta gibi bir şey aslında.
böyle tahta gibi bir şey aslında ama bunları cidden yiyorlarmış. Pek de bir besin değeri yok fakat demek ki gramların bile önemi var şeyde. Bu arada ağzım bayağı sulandı ekşi olduğu için. Ya dişlerime yapıştı. Dişlerimi fırçalamam lazım. Bu arada şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Ya bu videoyu yükledikten birkaç gün içerisinde, yani 3-4 gün sonra müzedeki çektiğim videoyu vlog sizlerle yayınlamış olacağım. Mutlaka ama mutlaka izleyin. Mahrum kalmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir daha yemekli video yapmayacağım. Sadece astronotların ne yediğini sizlere paylaşmak istedim. Bence bu gerçek. Ya çünkü hafif, yağ kaplamıyor. Ve gramına göre, yani 14 gramın 14'ü de besin. Zaten 14 gram içinde çıkıyor ve 14 gram da besin. Hani herhangi bir şey yok. Vücuttan atılacak bir parçası olduğunu düşünmüyorum. Yani direkt besin olarak giriyor ve 50 kalori. 50 kalori de bir astronot için iyi bir şey. Zaten bir şey yapmıyorlar yukarıda. Otur ne yapacaklar? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Saçma saçma yorumlar geleceği hakkında düşüncelerim var, önyargılarım var. Ama önemsemiyorum. Ben yaptığım işi seviyorum. Eğer astronot olursanız böyle çilekler yemeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.